Endi Newton binomi mavzusu bilan tanışamız. Dastlab sizlarga ma'lum bo'lgan mana bu ayniyatlardan boshlayman. A plus B'ning birinchi darajasi. Bu juda ham sodda, demak A plus B'ning o'ziga teng. Yoki bo'lmasam A plus B'ning kvadrati. Bu ham sizlarga ma'lum, qisqa ko'paytirish formulasiga ko'ra bu A kvadrat qo'shuv 2AB qo'shuv B kvadrat. Mana bu formuladan topiladi. Kubi bo'lsa-chi? A plus B'ning kubi. Bunga ham formulani bilamiz. A kub qo'shuv 3 A kvadrat B qo'shuv 3 AB kvadrat qo'shuv B kub. Mana bunday formulalardan topiladi. Bu formulalarda xarakterli tomoni shundaki, A ning darajasi kamayib boraveradi. Mana bu yerda A ning 2-chi darajasi, bu yerda 1-chi darajasi. Mana bunda A qatnashmayapti. Bu degani A 0-chi darajada qatnashyapti. Mana bu hatda. Ya'ni A ning darajalari 2, 1, 0 bo'lyapti. B ning darajalari esa aksincha o'sib boryapti. Bu yerda B qatnashmayapti. Bu degani B 0-chi darajada qatnashyapti. Mana bu yerda 0-chi darajada, mana bu yerda 1-chi darajada, bu yerda 2-chi darajada. Demak B ning darajalari 0, 1, 2 bo'lib o'sib boryapti. Mana bu formuladachi A ning darajalari 3 2, 1, mana bu yerda 0. B ning darajalari esa o'sib boryapti. Bu yerda B 0-chi darajada qatnashmayapti. 1-chi, 2-chi qatda 1-chi darajada, mana bu yerda 2-chi darajada, 3-chi darajada. Demak, A ning darajalari kamayib boradi, B ning darajalari bir vaqtda o'sib boradi. Xo'p, shuni sezib olishimiz mumkin. Xo'p, endi yuqori darajalari bo'lsa-chi, masalan, A plus B ning 4-chi darajasi, 5-chi darajasi, 6-chi darajasi. Bularni qanday qilib topamiz? Bularni ham biz topishimiz mumkin. Masalan, mana bu tenglikning har ikkala tomonini a plus b ga ko'paytirsak, ko'paytirib soddalashtirib, keyin biz a plus b ni 4-chi darajasi uchun formula hosil qilishimiz mumkin. Lekin bundan ham bir osonroq yo'li bor. Bu Pascal uchburchagi deb yuritiladi. Mana Pascal uchburchagi quyidagicha quriladi. Bir element birni olamiz, bir sonini ikki yoniga bir yozamiz. İkinci qatorga, yani üçüncü qatorning elementlari quyidagicha hosil qilinadi. 1 ga 1 ni qo'shsak 2, buni o'rtasiga yozamiz. 2. 2 ning 2 chetiga yana 1 yozamiz. 1, bu tomonga ham 1 yozamiz. Mana üçüncü qator elementlari hosil bo'ldi. Endi 4-chi qator elementlarini hosil qilamiz. Buning uchun mana ikkalasini qo'shib turib o'rtaga yozamiz. 1 ga 2 ni qo'shsak 3, 2 ga 1 ni qo'shsak 3. Bu tomoniga chap chetiga 1, o'ng chetiga 1 yozamiz. Har doim chap chetiga va o'ng chetiga 1 yozib boramiz. O'rtadagi elementlar ularni qo'shish yordamida hosil bo'ladi. Masalan, 1 ga 3 ni qo'shamiz 4, uni bu yerga yozamiz. 3 ga 3 ni qo'shamiz 6, 3 ga 1 ni qo'shamiz 4. Endi 2 chetiga yana 1 yozib qo'yamiz. 1. Bu yerga ham 1 ni yozamiz. Keyingi qatorni, keyingi satrni elementlari 1 ga 4 ni qo'shsak 5, 4 ga 6 10, 6 ga 4 10, 4 qo'shib 1 5. Ya'ni 2 chetiga 1 yozamiz. 1 bu yoqiga ham 1 yozamiz. Keyingi qatorni elementlarini topamiz. 1 ga 5 ni qo'shsak 6, 5 ga 10 15, 10 ga 10 20, 25. Bu yerda 6 yana 1 yozib qo'yamiz. 1 1 va hokazo mana shu yo'ldan davom ettirishimiz mumkin. Bu sonlarni mana bu formulalarning koeffitsientlariga qanday aloqasi bor? Mana masalan, mana bu formulani ko'radigan bo'lsak, koeffitsientlar a ning oldidagi koeffitsientlar 1 1. A va b ning oldidagi koeffitsientlar 1. Bu mana bu qatorga mos keladi. 1 1. Endi mana a plus b ning kvadratini ko'raylik. Bu yerda koeffitsientlar 1, 2, 1. A kvadratning oldida koeffitsient 1 ga teng, A B ning oldida 2, B kvadratning oldida 1. Demak, mana bu yerdan biz osongina hosil qilishimiz mumkin ekan formulani. Mana kubi uchun formulani yozish uchun biz mana bu sonlardan foydalanamiz. 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, yana mana bu yerda 1. Keling, mana A plus B ning 4-chi darajasi uchun biz formula yozganimiz yo'q. Buni biz mana bu yerdan foydalanib yozamiz. Buning uchun mana bu satrdan foydalanamiz.
Bir de 4-nji daraja. Ana darajalar 4-de 4-den başlap kemeyi boradı. A darajası 4 oldu kepsin bir geteyin. O şu kengisi 4 köp aytıru. Ana darajası endi 4-den bitti kemeyadı 3. Ya da bana darajası bir de katnaşma genelde bir de 1-nji darajada katnaşadı. Plus 4-den kengisi 6. Ana darajası yine bitti köp aytı. A darajası bitti kemeyadı. Kvadrat ve kvadrat. Hoşu, kengi kefsi 4 eken 4 köp aytıru. A, B, kub. Bana B'nin dereceleri orta var yaptı. 0. derecede, 1. 2. 3. Ve nuhayet 4. derecede. Kefsi yaptı bir getirin. 1 köp aytıru, B derecesi 4. Şimdi yakalım bana A plus B'nin 4. derecesi için formuna hasıl kıldık. Bir de 1. derecelerini yazmayımız. Bir kefsiyen daha mı yazmayımız? Bana bize formuna hasıl kıldık. Aslında 5. derece için formuna yazışımız mümkün. Belki 6. derece için formuna yazışımız bana bu hatardan faydalanışımız mümkün. Ama aslında 5. derece için A plus B'nin 5. derecesi. Bana bu sallardan faydalanamam. 1, 5, 10, 15, 1. Ve A derecesi 4. Koşu 5. A derecesi 5 bir de. Çünkü 5'ten başlayın yaptı. 5. Yani 5'ten 1'ni ayırsak 4. Ana dereceleri kemeyi boradı. B'ni dereceleri artı boradı. 1'ni hem yazmayınız. Koşu 5'ten 2'yi 10. A derecesi 3. B kvadrat. Koşu 10. A kvadrat. B kub. Koşu. Kengisi 5. A, B'nin 4. derecesi ve nihayet B'nin 5. derecesi. Bana bu ayniyatını hasıl kıldık. Bana şu yoldan biz bir neşte ayniyatlar hasıl kılışımız mümkün. Bunlar mı Newton binomu deyip yurtulardı. Umumi halda şey. Aslında dereceleri cüde katta olsa şey. Aslında 5'miz 20. derece olsun. Belki 15. derece olsun. Bunda koefisiyentler kan diye toplardı. Bunda Pascal 3 burçak giden, bana bu 3 burçak, Pascal 3 burçak giden yurtulardı. Pascal 3 burçakıdan faydalanış ham biraz kıyıldık oladı. Çünkü buna şu kengi satırlarını ham topşumuz gereği buladı. Bunu bundan ham asarlar bir yolu var. Bazı şu yolunu getiremez.